Günaydın arkadaşlar. Güzel bir gece geçirdik. Çok yorgunduk. Şerif'le birlikte bayıldık. Çok hastasız ya hemen böyle. Uzun zamandır da bu kadar yol yapmıyorduk motorla. Tertimiz çıktı vallahi ama şu anda bomba gibiyiz. Neden? Sağ olsun Fuat'cığım güzel bir kahve demledi. Bakın kameramanla Şerif yapıyor. O da özlemiştir. Fuat'cığım sabah erkenden. Çok titiz erkek bu arada Fuat arkadaşımız. O da çok hassas, ekstra bir hassas erkek. Sağ olsun, şu anda kahvaltı güzel. Şu anda bize çok güzel bir kahvaltı hazırlıyor ve çok güzel manzaraya karşı. Bu manzarayı da sizlere göstermek istiyorum. Şey, bakın. Bakın da. Afiyet olsun. Vay, teşekkür ediyorum. Ya, bu erkeği kaçırmayın bak kızlar. Kaçırmayın, böyle erkek bulamazsınız. Bu kadar değil. Şerif'im sana zahmet, şöyle bak gelin kahvaltıda neler var bir görelim. Ya da ben alayım. Şöyle hani belki izleyenler ekranda beni de görmek isterdi, ondan dedim. Takip tam o sorun değil, biraz da sizi görsünler. Şerif arkadaşımız da sabahki hali bu. Keyfi baya bir yerinde. Akşam burada dostlarla birlikte inanılmaz böyle bir sohbet, kahkaha eşliğinde zamanımız geçti. Evet, Fuat arkadaşımız şöyle bir gördüğünüz gibi şöyle bir kendi el emeğiyle böyle bir masa sandalye yapmış. Sonra şöyle gördüğünüz gibi 3 tane tabağımız var. Haliyle 3 kişi olduğumuz için. Ve arkadaşımız çok sağlıklı, natürel besleniyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi orada ne hazırlıyorsun Fuat'cığım? Şimdi şöyle bir bakalım yani mutfağından neler tabii çıkıyor ki, böyle. Tabii ki. Hemen... Buradan ne geçiyor şu anda? Burada ne var? Ispanak var. Şu an bunun içerisinde sağlıklı pankek yapıyoruz. Yulaf unu. Tatlandırması için ıspanak var ve yumurta. Biraz da tuz atıyoruz. Bu ekmekle aşağı yukarı aynı kaloriye sahip ama çok daha sağlıklı ve daha uzun süre tok tutuyor insanı. Onun dışında sebzeli güzel bir omlet yapacağız. Vay be Fuat'cığım, sen var ya, sen yalnız mı yaşıyorsun? Ben evet yalnız yaşıyorum. Neden yalnız yaşıyorsun? Bunu dün de konuştuk seninle. Tercih edilmiş bir yalnızlık bu. Yani iletişim kuramayacağımı düşündüğüm zaman yalnız kalmayı tercih ediyorum. O dönemde de en iyi arkadaşlarım kitaplar oluyor. Yani şu yumurtayla yulafın, cevizin, fındığın, ıspanağın buluşuna bakın. Bu çok güzel bir buluş Fuat'cığım. Ya bu yani herkesin yaptığı bir şey aslında ama yani ben de tercih ediyorum diye. Evet, sen çok sevdin bu buluşu. Evet. Devamını da bu şekilde sağlıyorsun. Katın, çok güzel. Katın. Şurada neler var dostum? Şurayı da gösterelim. Tabii ki. Burada mantarımız var. Bakın ne güzel doğranmış. Biberler. Altında ne var? Yine orada kapya biber, kırmızı biber var. Şurada da kaşar var. Kesinlikle. Değil mi? Şurada da ocağımız var, tavalarımız var. Vay arkadaş, bu nedir böyle ya? Eline koluna sağlık dostum. Efendim? Teşekkür ediyoruz. Son kez de şöyle manzarayı gösterelim. Bakın bunu arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evinin manzarası böyle dağlar, denizler. Böyle ne diyeyim ya, çok güzel. Güneş de çok güzel yerden doğuyor. Neyse, ben fazla uzatmıyorum. Kahvaltımızı yapıp ne yapıyoruz? Yola devam gidiyoruz. Samsun'a doğru yol alacağız. Yok, bugün Çorum yaparız. Ya. Çorum. Samsun yakın. Aa, doğru Samsun söylüyorsun. Yani 100 kilometre. Doğru, pardon, ben kafam karıştı yani. Burada şu an çok model gibi duruyorsunuz Şerif Bey. Öyle mi? Gözlerinizin altı biraz şişmiş. İyi uyumaktan. İyi uyumaktan değil mi? Evet. Öyle. Yorgunluktan değil yani. Yorgunluğunu attın değil mi? Yorgunluğumu attım artık. Aynen. Böyle güzel dostlarımla buluştum, kucaklaştım, sarıldım. Güzel bir yatakta uyudum aylar daha sonra. Daha ne olsun yani değil mi? Vallahi evet ya. Teşekkür ediyorum Fuat'a. Fuat'a, evine, evrene, orduya, gökyüzüne, havaya, yola, Yavuz'a, motora, Yavuz'a, Yavuz'un yanındaki arkadaşlarımıza, Özgür'e, Şiyaz'a. Evet, vallahi çok güzel. Cerenlere. Orduyu seviyoruz. Daha da çok sevmeye başladık. Ama ne kadar güzel. Yani bir de sevdiğimiz ordu ya, Fuat da taşınmış yani. Normalde Fuat'la biz İzmir'de görüşüyorduk. İzmir'den arkadaşımdı. Evet. Artık nereli oldun Fuat? Ben artık orduluyum. Orduluyum. Ordunun havası da güzel, deresi de güzel. Kesinlikle. Başka çok da güzel, çok güzel şeyleri var ordunun arkadaşlar. Fındığı mesela çok güzel. Evet, bu arada kuru yemişlerimiz de badem, datçadan, ordudan
ünlü fındığımız var. Ceviz de buranın yerli yaylasından cevizimiz var. Bunlar da tamamen organik. Fuat arkadaşım, sen orduda ne yapıyorsun? Millet merak edecek, bu orduda ne yapıyor, nasıl para kazanıyor, ne iş yapıyor? Niye orduya yerleşmiş? Niye orduya yerleşti, nasıl oldu geldi? Kısa bir şekilde böyle belki... Tabii elbette, yani ben ismim Fuat. Ben sanayi dalgıcıyım. Sanayi dalgıcıyım. Yani genelde proje bazlı çalıştığım için çok fazla boşluğum oluyor. Yani benim aslında evim, yuvam benim için bir istasyon. Yani bir süre dinleniyorum, inzivaya çekiliyorum. Sonrasında kendi aktivitelerime, yaşantıma geri dönüyorum. Bundan sebep burada bir çalışma gibi bir durumum yok. Burada tamamen boş vaktimi değerlendiriyorum. Aslında en önemli olan şeyi yapıyorum, kendime vakit ayırıyorum. Yani kaliteli vakit geçirdiğim için sonrasında bana dönüşü çok daha güzel oluyor. Biraz önce konuştuğumuz gibi de aynı şekilde. Burayı tercih etmemin bir nedeni de istediğim gibi yalnız kalabiliyor olmam. Böylelikle kendime yatırım yapıyorum diyebilirim. Evet. Yani. Çok güzel bir vurgu. Bakın istediğim zaman yalnız kalabilme lüksü çok önemli arkadaşlar bu hayatta. İnsan kendiyle kalabilmeli. Kendiyle baş başa kaldığı zaman bütünleşmeli. Kendini sevmeli. Kendiyle mutlu olmalı. Kendiyle huzur bulmalı. İşte burada Fuat arkadaşımız bunu başarmış. Başarmış insanlardan biri. Bu çok önemli. Bazı arkadaşlar yalnızlıktan korkuyorlar. Yalnız kalmaya gelemiyorlar. Sıkılıyorlar. İşte bu yanlış bir yol. Önce yalnız kalmayı öğrenmelisin. Değil mi Fuat arkadaşım? Tabii, kesinlikle evet. Katılıyorum. Kısacası Fuat arkadaşımız o çemberi geçmiş. Şerif de geçmek üzere. Başaracak aslında. Kendine kalmayı yalnızlık olarak görmemek gerekiyor değil mi? Ya tabii ki. Kendine kalmayı yalnızlık olarak görmemek gerekiyor. Sen misin merkezi? Yani. Fuat'ın da dediği gibi neydi? Tercih edilmiş yalnızlıklar. Tabii ki. Ben söylemiyorum. Charles Bukowski'nin bu konuyla ilgili çok güzel bir sözü var. Dünyadaki en lüks şey diyor, tercih edilmiş yalnızlık. Yani bilinçli olarak yapılmış olan yalnızlık. Evet. Yani Charles Bukowski arkadaşımız okuyorsa biraz da bir tehlike var yani. Dikkat edin. Evet. Evet. Güzel adam Fuat. Ne diyor? Hepimiz deliyiz. Sosyalleşemediğim ya da iletişim kurmakta zorlanacağım kişiler olduğu zaman diyor kabuğuma çekiliyorum ve o zaman benim arkadaşım bu kitaplarımı alıyor diyor. Yani. Yani aslında şöyle küçük bir bilgilendirme yapmak isterim. Tabii. Burada aslında bizim söylediğimiz şey başta çelişik gibi durabiliyor. Ama şimdi aslında her kitap bir gezegen. O yazan insanın gezegenini sen misafir yapmış oluyorsun. Aslında seninle yapıyorsun. Konuşuyor. Evet. Sen de bu kitabı okuduktan sonra kapatıp üzerine düşünebiliyorsan zaten iletişim kurmuş oluyorsun. Yani onun için bir insana gerek yok. Yani evet dopamine ihtiyacımız var, sosyal yaratıklarız. Ama bunun için kedi köpeği sevmek, işte ona biraz yemek vermek, onu okşamak, onunla oynamak da yeterli. Sürekli insanlarla bir arada geçiriyor, vakit geçiriyor olmanın haz vermesi gerekmiyor. Bunu bir kere şey yapmamız lazım. Yani önce hiçliğimizin, değersizliğimizin farkına varmalıyız. Ve başka bir insana ihtiyaç duymadan da yaşayabilmeliyiz. Yani önce bulunduğun noktayı bir kabul edeceksin, ondan sonra üzerine neler koyabileceksin. Bunun üzerine çalışmalar yapınca insan daha mutlu olmaya başlıyor. Evet. Aslında mutluluk da değil. Yani asıl mevzu mutluluk beyindeki hormonlarla alakalı. Daha huzurlu bir hayat yaşıyoruz. Yani mutluluk dediğin şey geçici ama huzur daha böyle uzun süreye yayılıyor. Yani insan hayatında kötü şeyler yaşarken de huzurlu olabilir. Evet. Ben bunu deneyimledim. Ya işte burada şair ne demek istiyor arkadaşlar? Gece uzun uzun böyle sohbetlerden burada, sonra burada şairimiz diyor ki arkadaşlar önce kendi kökünüze bir sarılın. Kendi kökünüze güzelce bir sarılın. O kök böyle bir toprakla bir bütünleşin. Ondan sonra diyor ki ihtiyaç duyarsanız yağmuru alın, güneşi alın, oksijeni alın, komşu ağaçlar isterseniz alın. Meyve vermek istediğin zaman o sevdiğin işte etraftaki canlılara da o meyveni de seve seve üretip verirsin. Onlar da beslenir. Şair galiba bunu demek istedi. Evet. Huzur. Katılıyorum. Huzur. Hepimizin zaten istediği şey huzur. Gerçekten huzur arayanlar huzuru istiyor. Burada ne beslersen onu yaşarsın. Güzel bakarsan, güzel şeyler beslersen güzel görürsün. Huzur istersen, huzuru zaten kendi ortamını yaratıyorsun. Kendi içinde huzur aldığın zaman sen etrafa da huzuru da yaymış oluyorsun.
Vay be, ne yani. Güzel konuştunuz arkadaşlar siz öyle ya. Sabah sabah enerjinize sağlık sabah, ya. Sabah sabah ne oldu ya abi, sen ne oldu ya, bu ev güneş bizi biraz çarptı galiba. Ya. Bizi derinlere falan götürdü ama çok güzel bir muhabbet. Ondan dolayı kahvede ne var bilmiyorum ama güzel ya, güzel yani. Güzel. Fuat, afiyetler olsun efendim. Fuat yani. Çok güzel böyle bir ev sahipliği, misafirperver. Titiz bir erkek. Düzenli bir erkek. Hassas bir erkek. Ya bu cinsiyetle bağdaştırmamak lazım. Kesinlikle. Her insan olması gerektiği kadar. Ben takılıyorum ya öyle sürekli. Öyle senin kendisiyle. Yani yanlış bir algı oluşmasın. Çünkü her insanın bunu yapıyor olması lazım. Lazım evet. Yani önce bir kendisine saygısı olması kesinlikle lazım. Kesinlikle. Dün de konuştuk bunu. Yani insanın her insanın mükemmel şeyler yapmasına gerek yok. İşte çok fazla piyasada böyle lanse edilen şeyler var ya, işte kişisel gelişim kitabı, işte Elon Musk olmak istiyorsan şunları yap, Steve Jobs olmak istiyorsan bunları yap. Onlar çok küçük bir azınlık. Yani ve şöyle bir durum var. Harika şeyler yapamıyorsan elinde yaptığın en küçük şeyleri harika şekilde yap. Yani, bu şekilde aşama aşama ilerleyerek zaten bir süre sonra hayatın böyle bir kar topu gibi çığa dönüşüyor ve harika şeyler seni takip etmeye başlıyor. Evet. Öncelik deneyim ve tecrübeler ilerlemek. Elbette, elbette. Yani sağlıklı bir şekilde ilerlemek. Evet. Burada şair ne demek istiyor arkadaşlar? Şair demek istiyor ki erkek kadın fark etmiyor. İnsan kendi ayaklarının üzerinde sapasağlam durabilmeyi öğrenmeli. Kendi yemeğini, temizliğini, ihtiyaçlarını karşılayabilmeli. Yani ufak da olsa sen senin olan şeylerle yaşamasını bilmelisin. Ufa büyüğü yok yani, sevdiğin şeylerle yaşamayı bilmelisin. Ne istiyorsan onu zaten öğrenmeye açıksın. Açıksın. İstediğin şeyi tut, bırakma, bak belli bir süre sonra ona ulaşmış oluyorsun. Değil mi Fuat arkadaşım? Evet, katılıyorum. Maalesef. Yani çok bunlar... tatlı ya. Çok teşekkür. Sen tatlısın, o senin tatlısın. Eyvallah. Ya görüyorsunuz değil mi? Tatlı tatlı konuşuyoruz burada arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım Fuat arkadaşımızın son durumu nedir? Onu da bir görelim. Şerif arkadaşımızın son durumu bu. Bu arada video 12 dakika oldu. Herhalde bu artık ayrı bir video olacak. Kahvemi içeceğim. Ara videosu olacak. Sabah kahvaltısında bakın neler dönüyor. Şimdi oo, ben ocağa tabağı, koydum. Tabaya döktü vallahi. Kameradaki yani kameranın mikrofonu ses almasın diye şu an robotu çalıştırmıyorum. Onu biraz daha yapacağım. Yok yok lütfen çalıştırın. Bu arada ev yapımı şeftali suyumuz var. Sadece şeftali ev konsantresi. Yapımı. Tabii ki buradaki sağ olsun komşularım beni evlat gibi görüyorlar. O yüzden sürekli besliyorlar. Vallahi buradaki komşularım da çok şanslı. Özellikle ev sahibin çok şanslı olması lazım ki. Böyle evini böyle tatlı bir insana verdiği için. Ne demek lütfen gerçekleri söylüyorum. Şu blender'ı da çalıştıralım. Bakalım neler oluyor. Tabii ki. Böyle. Buna biraz da su ekleyeceğim ben. Evet dostlar, durum bu. Biz artık kahvaltımızı yapacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Burada da böyle akışında böyle akışında sabah güncel durumumuzda an itibariyle sizlerle paylaşıyor olduk. Sabahki hallerimiz bazen de böyle oluyor işte. Öyle. Görüşmek üzere. Fuat'cığım bir el sallar mısın? Bir de öpücük at, öpücük at böyle. Oo, sevgiler. Saygılar, sevgiler valla. Bakın evet, Fuat neler yaptı neler. Özellikle bunu çekip sonra koymak. Çok yaşa, çok heyecanlandı bakın, hapşardı. Şunları böyle görünce uzun uzun yaşamak istediğim Şerif yani. Şerif dayanamadı, hapşırdı yani. Ya sağlıklı, güzel, mutlu günler dileğiyle böyle. Hepimiz için. Evet Fuat'cığım, eline koluna sağlık. Afiyet abi, çok güzel olsun. Olmuş ya. Tabaklarına bak, şuna bak. Abi çok narin, çok tatlı görünüyor. Aynı senin gibi. Afiyet teşekkürler olsun. Dostum. Umarım beğenirsiniz. Çok beğendik, çok. Kokusu bile, kokudan zaten lezzetli olup olmadığını anlayabiliyorsun. Çok. Görsel de zaten süper, kokusu da süper. Yaptığın şeyler de biliyoruz. Lezzetli olmaz mı ya? Lütfen. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Siz gelin, ben her zaman yaparım. Ah, bak gördün mü Şerif? Biz hiç gitmeyelim, burada kalalım. Nasıl olsa her zaman bir şeyler yapmak istiyor. Elbette, elbette abi. Karnımızı doyururuz. Yani bazen işte yumurta olur, biber olur, bilmem ne olur. Bazen soğan ekmek olur. Evet. Gönüller bir olsun. Olur. Önemli gönüller, olan budur yani. Önemli olan bu. Evet, gönüller ve ruhumuz doysun böyle. Tabii. Evet.
Haydi bakalım. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İstediğin kadar Ordu'dan sevgiler, saygılar. Ordu'dan sevgiler efendim.